Dün Muharrem ayının 10. günüydü, yani Aşure günü. Ancak bugün de birçok yerde Aşure dağıtımı yapılıyor. O yerlerden biri de başkent Ankara'da Kocatepe Camii. Cuma namazı sonrası halka Aşure dağıtılıyor. Biz de o noktaya uzanalım. A Haber ekibinden Kübra Aslan karşımızda. Kübra. Öncelikle burada atmosferin oldukça güzel olduğunu söylemekle başlayalım yayınımıza. Siz de söylediniz, bugün Muharrem ayının 11. günü, yani Aşure'nin 2. günü. İşte bundan dolayı Türkiye Diyanet Vakfı da bir organizasyon düzenledi. Kocatepe Camisi'nin çıkışında yaklaşık 3 farklı noktada bu şekilde standlar kuruldu ve vatandaşlara da Aşure dağıtımı yapılıyor. Kameraman arkadaşım Oktay Erkek o anları da ekranlarınıza taşıyor şu anda. Vatandaşlar öncelikle cuma namazlarını kılmak için başkentte Kocatepe Camisi'ne geldiler. Ardından da namazlarını kılan vatandaşlar işte bu şekilde aşure ikramlarından tadma fırsatı buluyorlar Türkiye Diyanet Vakfı tarafından. Düzenlenen peki aşurenin önemi nedir? Neden bu şekilde dağıtımlar yapılıyor? Kısaca aslında ondan bahsetmekte de fayda var. Hem Müslümanlar için çok önemli bir ay olduğunu ifade edelim. Hem Yahudiler için hem Hristiyanlar için aslında kutsal sayılan bir gün olduğunu söylemekte fayda var. Muharrem ayı Allah'ın ayı olarak bilinir. İçinde sevinci, neşeyi, mutluluğu, rahmeti, bereketi barındırıyor. Ve Müslümanlar açısından da oldukça önemli olduğunu söylemiştik zaten. Nedir önemi? Aşure gününde neler yaşandı? Ondan da kısaca bahsetmekte fayda var. İslam'da Aşure gününde çok çok önemli olaylar yaşanmıştır. İşte onlardan birisi Hazreti Adem'in tevbesinin kabul edilmesidir. Bir diğer önemli hadise Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin Cüde Dağı'na indirilmesi hadisesidir. Ve Hazreti Musa da Firavun'un elinden Nil'in yarılmasıyla işte bugün de, yani Aşure gününde kurtulmuştur. Vatandaşlar da şu anda aşure ikramlarını alıyorlar. Cuma namazına ida ettiler ilk önce Kocatepe Camisi'nde. Ve şu anda da vatandaşların memnuniyetlerini, yüzlerindeki o tebessümü de görüyoruz. Vatandaşlar teşekkürlerini iletiyorlar. Ardından da buradan güler yüzlü bir şekilde de ayrıldıklarını ifade etmekte fayda var. Söylemiştik, organizasyon Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlendi. Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Camisi'nin bahçesi de işte bu şekilde tam 3 stand kurdu ve bu cami yaklaşık 3000 vatandaşın aynı anda ibadet etmesine de imkan sunuyor. İşte bu noktada da ibadetlerini eden vatandaşlar önce cuma namazını kıldılar. Ardından da burada aşure ikramlarını alıyorlar ve söylediğimiz gibi de ikramlar bizzat Türkiye Diyanet Vakfı Genel Başkanı Mehmet Savaş Polat tarafından dağıtılıyor. Biz de vatandaşların o anına, bu bereketli günün güzel anlarına tanık olduk diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Kübra, teşekkürler.